Selam arkadaşlar, ben Soner Bey. Diğer videomda söylediğim gibi bugün sizlere araştırma merkezini anlatacağım. Oyuna göre araştırma merkezi önemli. Çünkü her şeyi araştırma merkezinden elde edebilirsiniz. Kaynak üretimini hızlandırma, kaynak toplamayı hızlandırma, savaş gücünü arttırma, savunma gücünü arttırma. Bunların hepsini burada araştırma yaparak elde edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi benim araştırmamda iki tane max var. Bu ikisini maxladım. Artık bunları araştırmama gerek kalmayacak. Çünkü ikisi de full. Bu ikisi de yaklaşıyor. Biri üst savunmayla alakalı. Bakın burada üst savunmada Galeta adında bir yer bölüm var. Burayı mutlaka maxlayın. Bu Galeta'yı 5'te 5 yapın. Çünkü bu kaynak askerlerin yediği erzağı azaltıyor. Bu erzağı her türlü azaltmak çok iyi. Çünkü erzak ne kadar azalırsa siz o kadar çok kaynak toplayabilirsiniz. Kaynağınız o kadar uzun süre sizde kalabilir. Burası üst kaynağı. Burada gördüğünüz gibi yakıtın üretim hızını arttırma, yiyeceğin üretim hızını arttırma, hemen onun altlarında yakıtın toplama hızı. Bu dünyada yakıtı gönderdiğiniz zaman onu toplama hızını arttırıyor bu ikisi. Bu yakıtın, bu yiyeceğin. Burada da alaşım üretim hızı arttırma. Burada alaşımın toplama hızı. Bu ikisine daha basamadım. Bu da elmasın toplama hızı. Elmas da önemli ama toplayarak çok uzun zaman gidiyor. Çok uzun zaman beklemeniz gerekiyor. Elmas toplamaya bence pek gerek yok. Çünkü diğer videoda gösterdiğim gibi kişiseli 3. kutusunu alarak elması çok rahat toplayabilirsiniz. Elmasları tekrar söylüyorum, harcamayın. Çünkü elmaslar oyunda gerekli. Çok önemli bir parçası elmaslar. Burada asker savunmaları var. Askerin savunmasını yükseltiyor. Burası şehir savunmasındaki askerler, yani şehri koruyan askerlerin savunmasını arttırıyor. Askerlerin saldırısını arttırma bölümü burada. Gördüğünüz gibi seferdeki askerlerin saldırısını yükseltir. Yani düşmana saldırdığınızdaki saldırıyı arttırıyor. Burada elbise üretim yerleri var. O elbise videosunu kısa zamanda çekeceğim. O da önemli bir konu. Bu elbiseleri koyduğunuzda elbise parçaları tanesi 1 saat ya da 2 saatte üretiliyor. Bunları yükselttikçe elbise üretim saatini de azaltabiliyorsunuz. Bu da aynı. Burada nadir bölümü var. Evet arkadaşlar, her elbisede bir tane nadir oluyor. Onu da bunu yükselterek süresini azaltabilirsiniz. Çünkü nadirler 8 saat, 9 saat bekletebiliyor. Onların süresi ne kadar azalırsa sizin için daha iyi. Burada yüksek seviye kale gelişimi var. Ben buna daha başlamadım. Çünkü diğerlerini araştırıyorum. Canavarların saldırısı için yürüyüş hızını arttırır. Yani karşı tarafa saldırdığınızda yürüyüş hızı artıyor ona basarsanız. Burada yüksek seviye savunma. Buradaki bölüm savunmalarınızı arttırıyor. Bu bölümlere giremiyorum çünkü daha açılmadılar. Açılan bölümler zaten belli ediyor. Bakarsanız yıldızları eğer renk değiştirdiyse girebilirsiniz. Zaten renk değiştirmediyse de kilitli yazıyor. Burada biyokimya araştırmaları var. Buradakiler zombilerle alakalı. Eğer sadece zombiden oluşan bir ordu yapmak istiyorsanız burayı fullemeniz gerekiyor. Zombi orduları söylenene göre normal ordudan 2 kat daha güçlüymüş. Ama ben zombi ordusundan çok normal orduyu tercih ederim. Zombileri nedense sevemedim pek.
Bu en güçlü kale zamanında toplama hızını arttırır. En güçlü kale etkinliği oluyor. O zaman işe yarıyor bu. Normalde de işe yarıyor mu pek bilmiyorum. En güçlü kale. Burası galiba. Evet, en güçlü kale ile alakalı bir bölüm. Uzman seviye şehir savunması. Evet, bakın arkadaşlar, burası şehir savunması ile alakalı. Şehrinizin savunması ne kadar güçlü olursa, karşı taraf size saldırdığında o kadar çok zarar alır ve sizden o kadar az masraf alır. O yüzden şehrinizin savunması çok önemli oyunda. Burası uzman seviye. Bakın arkadaşlar, bu yanlış hatırlamıyorsam 4. kol. Askerlerinizi kaynağa gönderirken 4 ya da 5 kol. 5 kol galiba. 5 kol gönderebiliyorsunuz. Tabii biri VIP veriyor. Diğer 4'ünü siz açmak zorundasınız. 4.'sü de bu olması gerek. Daha iyi. Evet, diğerlerine vermediğim için yeni. Evet, direkt kol açmaya verdim çünkü diğerlerini pek araştırmadım. Siz de böyle yapabilirsiniz. Bakın, önce buna basın. Bunun şu anda, evet, burada gitmiş. Burada ne istediği yazıyor. Ne istediği derken bu üçünden birini, evet, üçünün de birer seviye araştırılmasını istiyor. Bakın, birer seviye araştırdım ve buna geldi sıra. Bunu araştırdıktan sonra burası çıkıyor. Evet, buradan da direkt alta geçmek için sadece bunu, ordu nişancıyı bir seviye yükseltirsiniz. Direkt orada asker eğitimini yükseltmiş olursunuz. Bunu da yükselttikten sonra yüksek seviye öncü takip ekip. Önce ekibini alırsınız. Böylelikle de 4. kolu da almış olursunuz. Böyle yaparak daha iyi. Çünkü bunların hepsini araştırırsanız vakit çok gidiyor. Direkt onu alarak kaynağınızı daha da arttırabilirsiniz. 4 koldan kaynak gelir ve böylelikle kaynak sıkıntınız biraz azalmış olur. Bakın, burada alttakilerin çoğu bende açılmamış. Evet, bu açılmış. Usta seviye asker savunması. Evet, buraya da daha hiç başlamamışım. Savunma değerini yükseltir. Bakın, bir seviye basarsam eğer savunma değerim 400 yükseliyor. Evet arkadaşlar, araştırma böyle. Araştırma oyunu önemli bir konu. Bunların yüzdelikleri ne kadar yüksekse sizin kaleniz o kadar güçlü olur. Oyunu ilerli seviyelerde, yani yükseldiğiniz seviyeniz çok yüksek, 30 level sınır diyebiliyorum. 27 ya da 28 level olduğunuzda oyundan sıkılırsanız ya da oynamak istemezseniz satacağınız zaman alacak kişi oyunun ilk önce içindeki, bakın, bu alandaki seviyeleri sorar size. Daha sonra ikinci soracağı şey askerlerin kaç level oldu. Yani burayı da yüksek tutmanız lazım ve yüksek asker üretmeniz lazım. Yüksek seviye askerin ne kadar olduğunu sorar ve üçüncü soracağı şey de araştırmadır. Araştırmanız eğer diğer soruda iki şey full olup araştırmanız çok ezikse size çok düşük bir rakam söyleyebilir. Ve sizin söylediğiniz rakamı asla kabul etmez. O yüzden araştırmalara her zaman önem gösterin. Bakın, geçenki videomda da nişancı yükseldi. Nişancı 20 level'a bastım. Artık diğerleriyle savaşçı ve araçla aynı seviye asker üretebileceğim. Evet, bunları da yüksek tutun ve askerlerinizi her daim basın. Bakın, buraya bastım. 2 gün beklememi istiyor. 2 gün içinde biriktirip bir tane araştırma basabilirsiniz. Bir tane araştırma, herhangi birine basın. Daha sonra biriktirin. Bu 2 gün süre dolduktan sonra herhangi birine basın. O da yine aynı 1 gün ya da 2 gün bekleyin diyecek. O süre içinde bir tane daha araştırma basın. Daha sonra her şeyi fulledikten sonra araştırmaya biraz yoğunluk verin. 2 hafta, 3 hafta araştırma yapın. Çünkü oyunda en önemli şey araştırma. Videomu beğendiyseniz abone olmayı ve videoma yorum yapmayı unutmayın. İyi günler dilerim.